Çok efsane bir yerdeyiz. Mardin Nusaybin'deyiz. Karavandan 100 metre sonrası Suriye. Çocuk kapıyı kilitledi ve gitti. Çekim yapmak yasaktır diye tabelalar vardı. Dün akşam bir karar verdik. Bu yüzden dolayı o tarafı es geçme kararı aldık. Evet. Şu an ağzımızı açtık ve... Ama orası otopark. Şimdi bu güzel manzara varken neden otoparkta arabaları görelim diye düşünerek... Bu konuyu bir daha açmayalım lütfen. Evet. Öyle bir mizansen yapalım dedik. Şu an tam sıfır hattında gidiyoruz. Hemen dibimizdeki teller Türkiye sınırı. Hoppa. Bariyerlerin hemen yanındasınız. O kadar dibinden gidiyoruz. Evet. Günaydın hepinize. Çok efsane bir yerdeyiz. Şurada da bir adet uyanamayan bir gülden var. Tam şurada. Uyandım. Uyandın mı? Evet. Uyandın mı? Evet. Uyandın mı? Yatağın orta kısmına geldim. Birazdan ucuna doğru gelip kalkacağım. Şimdi şurayı kapatalım. Şu anda Mardin Nusaybin'deyiz. Yani Suriye sınırının dibindeyiz. Evet. Metrelerce uzağımızda sınır kapısı var. Sınır kapısının dibindeyiz. Yani buradan karavandan 100 metre sonrası Suriye. Evet. Çok yani şey hemen arkamızda bir sınır karakolu herhalde değil mi orası? Evet sınır karakolu. Sınır karakolu var. Ve bu tarafa gelene kadar hep böyle sınır şeridin yani tel örgülerin yanından gitti ana yol. Bayağı sınır şeridinden hareket edip buraya geldik. Nusaybin'deyiz. Şimdi Nusaybin'de aslında çok fazla bir şey yok ama hemen yanımızda bir kilise var. Gelmişken dedik orayı bir görelim. Ondan sonra o kiliseye geçeceğiz. Evet, kilisenin tarihi önemi de çok fazla. Evet. İlk üniversite olduğu falan yazıyor internette. Evet. Detaylı bilgilerle beraber gezeriz inşallah. Günümüzdeki üniversitelerin kampüs anlayışının mimarı olarak burası gösteriliyormuş. Öyle bir yani özel bir yer. Standart bir kilise çok değil. Çok büyük bir alanmış. Şimdiki işte sınır karakol olan yerin orada sütunlar var. Yani sütunlar demeyelim. Küçük sütun parçalar, kalıntıları var. O alan falan da hep o kampüsün girişiymiş normalde. Bayağı büyük bir yermiş. İnternette okuduğuma göre bu kilisenin görevlisi varmış ve çok güzel bilgi veriyormuş herkese. Bakalım onunla da karşılaşırsak güzel bilgiler alabiliriz ve aktif olarak kullanılan bir yer şu anda da. Aynen öyle. Ve dün akşam biz çok özel de bir karar aldık. Orayı gezdikten sonra videonun sonunda da o kararı size açıklayacağız. Videoyu atlamayın. Birazdan görüşürüz. Evet, dün akşam öyle bir yerde kaldık. Şurası Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin Gençlik Merkezi. Burası da onun önündeki boş otopark alanı. Hemen şu bayrağın arka tarafı da zaten sınır karakolu. Dün akşam şimdi Meksi karavanla bıraktık. Biz ufak bir gezip ondan sonra geri geleceğiz. Burası gençlik merkeziymiş. Acayip güzel bir bina. Evet, onun tarafındaki kabartmalar falan çok güzel. Burası da size bahsettiğimiz kilise alanı. Evet, tam kilisenin önüne geldik. Çocuk kapıyı kilitledi ve gitti. Kilise kapandı. Kilise kapandı. Bir de açılıyormuş tekrar. Evet. Doğu illeri kültürel zenginliğe sahip diyoruz ama bunun boşuna demiyoruz. Bakın burada bir kilise var ve çok önemli bir kilise aslında burası. Ve hemen yanında da Şeyh Abidin Camisi. Yan yana var.
Şeyh Abidin Camisi'ydi değil mi orası? Bir şey Abidin'di. Ben yanlış mı hatırladım? Şeyh değildi. Ben yanlış hatırladım. Hemen bakalım. Doğrusuna bakalım. Zeynel Abidin. Evet. Zeynel Abidin Camisi'ymiş. Hemen şuradaki de. Bu aradaki kalıntılar da Musaybin Katedrali'ymiş. Hmm. Evet. Ay, ay, ay çok mutlu oldu çabuk geldik diye. Ay çok mutlu oldu. Evet, kilise tarafına gittik ama işte zamandan dolayı giremedik içeriye. Evet, normalde saat 12'de bir arası kapalıymış kilise. Biz saate bakmadan çıktık. Bir de biraz aslında geç kapatmışlar. İçeriden evet. Çıkanlar vardı biz giderken. Biz de çok rahatsız etmek istemedik. Biz de bunu fırsat bilip Max'i yürüttük. Evet. Max'i sınırın hemen dibine bir park kurmuşlar. O parkta yürüttük. Kamerayı da alalım dedik ama parkın karakol tarafındaki duvarlara kamera ve çekim yapmak yasaktır diye tabelalar vardı. Evet. Hiç riske atmak istemedik. O yüzden o bölgede çekim yapmadık. Max'i dolaştırdık. Max halinden görüyorsunuz zaten. Ağzı beş karış havada. Max'i gezdirdik. Karavana geri geldik. Ondan sonra dün akşam bir karar verdik. Sen az önce bahsetmiştin galiba. Evet. Şimdi biz normalde kıyı ve sınır şeridi yapıyoruz biliyorsunuz. Buradan sonraki durağımız aslında standartta Cizre'ydi. Cizre'den sonra Şırnak. Şırnak'tan sonra direkt Hakkari yapacaktık. Hakkari'den Yüksekova'ya geçmeden Hakkari'den yukarıya Van'a dönecektik. Ama şu son bir haftadır hava durumunu takip ederek ve gerçekten çok yavaş yavaş ilerlemeye çalışarak devam ediyoruz. Hatta Dara'dan önceki kaldığımız yerde 3 gece kaldık. Ondan sonra yani o kadar yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Ama hava bu hafta ve önümüzdeki hafta inanılmaz kötü geçiyor. Yani fazla soğuk ve Hakkari tarafında internette gördüğümüz birkaç videoda hala çok kar var. Hatta şöyle örnekleyeyim. Bir tane videoda kar o kadar çok yağmış ki karın altına tünel açmışlar. Araçlar oradan geçiyor, otobüsler falan. Ve 2-3 gün önceden bahsediyorum videonun paylaşım tarihini. Evet. Şimdi bizim o tarafta görmek istediğimiz yerlerde hep dağ, tepe, işte güzel manzaraların olduğu açık alanlar. Yani böyle tarihi, kültürel ya da işte gezdiğimiz antik kent vari yerler değil o tarafta evet. Görmek istediğimiz yerler. Ve bu hava koşullarında o tarafa gitsek de dışarıda vakit geçiremeyeceğiz. Bir, ikincisi çok uzatmış olacağız ve keyfini alamayacağız kilometre olarak yolculuğu. Ya hem keyfini alamayacağız, Gülden'in dediği gibi hem size gösterebileceğimiz bir şey yok orada. Yani sadece doğa gösterebilecektik orada. Ama mevsim şartları itibariyle onu da gösteremeyeceğiz. Çünkü muhtemelen gidebileceğimiz yerlere gidemeyeceğiz. Kardan dolayı, yollar kapalı olduğundan dolayı. İşte işaretlediğimiz yerler aslında dağ bayır. Yani yürüyüş rotalarıyla gitmemiz evet. Gerekiyor aslında oraya. Yani karavanı belli bir bölgeye kadar götürüp işte gün içinde yürüyerek o istediğimiz yerlere gidip görebileceğimiz yerler. Yani bir tanesini örnek vereyim size. Hakkari'deki o buzul dağları, Cudi Dağı tarafındaki o buzul dağları, oraya gitme niyetimiz vardı. Oraya araçla ulaşım zaten yok. Bir turla birlikte belki gideriz diye düşünüyorduk ama şu anda oraya da gidişimiz çok evet. Mümkün değil. Ondan sonra bu yüzden dolayı o tarafı es geçme kararı aldık. Evet. Şimdi Nusaybin'e o yüzden gelmiştik aslında. Evet. Mardin tarafından bu tarafa o yüzden devam etmiştik. Ama şimdi Nusaybin'de de çok fazla gezip görülecek yer yok. Evet var ama işte hep gördüğümüz bir iki önceki videoda izlediğiniz gibi manastırlar falan var. Evet. Şimdi arka arkaya da size manastır göstermek istemiyoruz. Bir işte bugün gittik baktık falan. Buradan muhtemelen Midyat'a doğru devam edeceğiz. Evet. Midyat ve yukarıya doğru çıkacağız. Yani o en uç doğu, güneydoğunun en uç noktasını es geçiyoruz bu turda. Bir sonraki tura bırakıyoruz yine yani burayı da. Şırnak ve Hakkari'yi evet. Es geçtik şu anda sadece. İki şehri es geçtik. Nusaybin'e gelmemizin sebeplerinden bir tanesi de Nusaybin tam sınır hattındaki yerleşim. Sıfır hattı. Evet. Onu deneyimlemek istediğimiz için Nusaybin aslında konak noktalarımız evet. Arasındaydı. Ama Gülden de dediği gibi işte yani şu son birkaç gündür biz devamlı haber izleyip hava durumunu kontrol edip hani ona göre devam etmeye çalışıyoruz. Yani hava durumu maalesef şu anki bizim bu turumuza biraz
sekteye uğrattı. Evet, o Türkiye'nin en güneydoğu köşesini es geçmemize sebep oldu şu Ya o anda. iki şehir maalesef şehirler turuna kaldı. Evet. Şimdi hava şartları ve gezilememe durumu söz konusu olunca bir de yakıt faktörünü de devreye soktuğunuz zaman bu üçlünün içerisine Bermuda Şeytan Üçgeni zaten hemen kurulmuş Şey oluyor. oldu yani, bütün şartlar olumsuza dönmüşken Evet. zorlamanın bir manası yok. Keyfini çıkarmaya devam edelim diye Evet. düşünerek yön değiştiriyoruz şimdi. Midyat'a doğru devam edeceğiz. Bu videoda birleştiririz Midyat'ı da bence. Evet. Birleştiririz. Bu Çünkü videoda burada zaten bir şey çekmedik. aynen. İşte ne olacağı belli olmadığı için aslında dün akşamdan beri onu konuşuyoruz. Midyat, birkaç yer var Midyat içinde de ama Mardin'den sonra güzel gelecek mi bilmiyorum ben de hani. Çünkü Mardin daha böyle bir tarihi evleri falan orada da var Evet. yine bir bölgesinde haritada gördüğüm kadarıyla eski evler falan. Bakalım hep beraber göreceğiz Hep Midyat'ı. beraber göreceğiz. Bundan sonraki durak Midyat. Evet. Az sonra. Sizin için az sonra. Bizim için birkaç kilometre ilerisi. O zaman ben bulaşıkları toparlayayım. Onlar kurumuşlardır. Yavaş yavaş yola çıkalım. Olur. Geç kalmayalım. Aynen. Yerleşecek yer falan bakacağız çünkü daha. Evet. Konaklayacak yer, gezecek yer araştıracağız. Çünkü şu anda planlar değiştiği için çok da Evet. hazırlıklı değiliz Midyat'a. Bu arada karavanla Nusaybin'e gelip bizim yaşadığımız bu tecrübeyi yaşamak ve hani nasılmış buralar demek isterseniz hemen bizim arkamızda size konum olarak verebileceğim Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi var. O Gençlik Merkezi'nin hemen üst tarafında polis merkezi mevcut. Zaten aşağıda sınır karakolu var. Güvenli olarak burası çok aşırı güvenli bir yer. Burası da büyük bir otopark alanı, yani boş bir arazi otopark olarak kullanılıyor. Hani konum olarak bu bölgede çok rahatlıkla konaklayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben dün bir esnafa sordum, hani bir problem olur mu gece burada kalmamız için? Etrafta 83 tane kamera var, hiçbir şey olmaz burada dedi. Niye 83 bilmiyorum öyle Ben dedi de ama bilmiyorum, belki gerçekten değil. çok kamera var. Evet, yani şurada benim gözümle gördüğüm 3 tane hareketli kamera var. Evet. Kameralar devamlı hareket halinde. Devamlı Ve dönüyor. hemen arkası işte dediğin gibi Emniyet emniyet müdürlüğü. bu taraf sınır olunca herhalde. Aynen Ve şu anda bulunduğumuz otopark acayip revaçta bir yer muhtemelen. öyle. Çok fazla yabancı plakalı araç var. Otopark full dolu. Aslında senin dediğin gibi otopark demeyelim. Boş bir alan Boş bir aslında alan. burası. Ama ne kadar nizami park etmiş durumda herkes Aynen farkındasın değil mi? öyle. Aynen öyle valla. Ücretli otoparklarda bu durum olmayabiliyor bazen. Kesinlikle. Yani burada kalıp konaklayıp burayı gezip işte gecenizi dinlenip gündüz vakti Yola devam gören etmek. gözle, Evet. gözün görle ne öyle bir terim vardı ben. Gören gözle. Yani gören gözle yolunuza devam edebilirsiniz. O zaman ben de iş başına gideyim. Hadi git bakalım. Çok hızlı bir yolculuk oldu. Evet. Ama yine de kilisi geçemedik. Kilise bir günde girdik, gezdik ve çıktık. Neyse ki ilçedeyiz hala. Evet, hala Mardin'deyiz. Maksimum oraya geçebilir miyim? Benim mutfakta işim var biraz. Evet, sen geç böyle koltuğa otur şimdi. Gel yanıma sen. Gel yanıma. Ben Gel. tabakları yerleştireyim. Evet. Evet. Bir şey vermeyeceğim. Hiç boşuna bakın mı? Max'in yeni yatağı. Yolculuklarda bir türlü aramızdaki koltuğa sığamayıp bir benim kucağıma, bir Tolga'nın kucağına yerleşmeye çalışınca böyle yer yaptık paşama. Evet, Tolga Aferin benim yaptı. kuzuma. Evet ben yaptım. Aferin sana. Yat hadi, yat. O kadar da geriye değil ama bu tarafa yat. Bu tarafa yat. Evet, aferin. Ağzına bak, sırıtık. Nusaybin sokakları. Sahibim merkez. Seviyor herkes. Bizim gibi böyle çok doğu kırsal gibi düşünenler varsa aslında gayet gelişmiş bir şehir merkezi gibi. Mitanni Kültür Merkezi. Binanın güzelliğine bakar mısın? Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama iğne
güzel bir görsele sahip. Sanki evler birleşmiş de kale görüntüsü çıkmış evet. gibi. Aşağıda da bir mağara var sanki. Evet, bir giriş gibi ama yıkılmış da gibi duruyor. Vay be, çok güzel gözüküyor. Koş koş. Manzara çok güzel. Tamam, yola bitti, yola devam. Evet, yola güzel devam. Manzaralardan sonra bir yerleşime yaklaşıyoruz. Evet. Yol çok güzelmiş ama ya. Yani evet, asfalt olarak da inanılmaz güzel. Bir tek o vadiden çıkış var. O da zaten çok uzun bir tırmanış değil. Onun haricinde efsane. Midyat'ın içinde sesim çıkmadı. Evet, Midyat. Aslında tam içine girmedik. Çevre yolundan. Kenarından döneceğiz. Kenarından hemen şöyle konaklayacağımız yere gideceğiz. Bakalım, inşallah konaklayabiliriz. Bir problem yaşamayız. Bu arada Midyat'ta bizim Bursa'nın lüks semtleri gibi, gördüğünüz gibi güzel binalar vesaireler, öyle karşıladı bizi. Güzel asfaltlar, yüksek binalar, evet, apartmanlar. Galiba Dara Antik Kenti'ne girmeseydik aklımızdaki doğuyla asla karşılaşamayacaktık gibi gözüküyor. Evet, yani merkezler ve merkez ilçeler evet, evet, kesinlikle çok modern. Ben zaten onu kiliste yıktım. Değil mi? Tabii canım, ben kilise girer girmez yıktım zaten onu. Aa, çeşme bir de var. Şurası değil mi işte? Soldan sonra bir park var. Ama benim arkadan gördüğüm yer doğru. Kuzum. Max'cim. Kuzum. Hayır. Hemen hayır, inme. Tamam, bir şey demedim, bir şey demedim. Oturabilirsin. Artık çok geç. Oturabilirsin, bir şey demedim. Evet, bana mı dediniz diyor. Evet, evet, bana mı dediniz? Geldiğini. Gel. Gel kucağıma ya. Sen ne işin var senin orada ya? Gel. Gel. Evet, oh. Midyat'ta çok güzel bir alana geldik. Manzaramızı gösteriyorum hemen size.
Eski tarihi evler, yapılar. Çok güzel terasları var. Seçim bayrakları var tabii her yerde. Hemen arkamızda bir otopark var. Ama orası otopark. Şimdi bu güzel manzara varken neden otoparkta arabaları görelim diye düşünerek şimdilik burada durduk. Evet, bu arada hani o an caddenin ortasında mı durdunuz demeyin sakın. Bulunduğumuz bölge çizgilerle otopark olarak ayrılmış. Karşı duvarın, yolun karşısının ve karşı tarafta aynı şekilde çizgilerle otopark olarak ayrılmış. Evet. Aslında buralar otopark. Hemen arkamızda park. Yeşil alanı olan bir park var. Hani parkın otopark alanındayız aslında. Evet. Burası eski Mardin. Neredeyiz biz? Eski Midyat, pardon. Midyat, evet. Eski Midyat. Hemen Neredeyiz şurada da yine şeyler var. Kilise ve Manastır. manastır. Evet, kilise ve manastırlar var. Eller de temiz, cam da temiz. Bu da kısmi olarak yıkılmaya hazır. Bu arada dışarı çıkıp gezmedik biz. Evet, bugün gezmedik. Bugün gezmedik. Bugün kendimize izin verdik. Bu ara çok fazla izin veriyoruz kendimize. Biraz tembellik yapıyoruz Evet. sanki. Şimdi bilgisayarla uğraşacağız. Biraz editlerle uğraşacağız. Videolar birbirine karıştı birazcık. Arka arkaya çok çekim yapınca. Evet. Onların bir sıralarına bakalım. Eksik gidik bir şey var mı onları bir kontrol edelim. Ondan sonra yarın bu bölgede yağmur gözüküyor. Sıcaklık ciddi derecede düşüyor. 7 derece gündüz. Akşam 0 derece. Ondan sonra ama bir sonraki gün bayağı güneşli. 17 derece miydi? Öyle bir şeydi galiba. Ya. Ya da 14. İşte bugün izin verdik kendimize. Yarın video ile uğraşacağız. Yağmuru değerlendireceğiz. Çarşamba günü de gezeceğiz buraları. Zaten Muhtemelen ufak bir gezdikten yer. sonra da zaten çarşamba günü harekette edebiliriz. Ya da ertesi sabah en Ya da kötü ertesi ihtimalle. sabah. Şimdi buradan sonraki durağımız Batman. Yok şey Hasankeyf pardon. Çok özür Hasankeyf. dilerim. Hasankeyf. Hasankeyf'e geçeceğiz buradan sonra. Ne Orada güzel da manzaralar gelecek diye düşünüyorum. Rum Kale gibi olmasa da hani o kadar tepeden olur mu, Evet. bulabilir miyiz bir yer bilmiyorum. Daha o kadar araştırmadık ama. Ama yani yer güzel olduğunu düşünerek güzel manzaralar. Aynen. Güzel manzaralar var ama ben şöyle bir bilgi vereceğim arkadaşlara ki senin de bundan haberin yok bu arada. Batman'dan sonraki konaklayacağımız nokta eğer hava müsait olursa inşallah müsait olur o hafta. Müsait olursa sana söyleyeceğim çünkü. Bak. Evet. Ben de merak Acayip uyandırıyorum zaten. güzel bir konum yakaladım. Evet, çok efsane bir konum. Ondan sonra madem dedik Şırnak Hakkari yapamadık. O yüzden ona telafi niteliğinde bir konum olacak bu. Evet, benim Ondan de haberim yok çünkü ikimiz de ayrı ayrı harita inceliyoruz bolca. Evet, ben bu ara haritada kafayı bozmuş durumdayım çünkü. Ben de o kadar çok gezdiğimiz için paylaşamadığım hikayeleri yetiştirme durumundayım. Birkaç gün gerçekten gezme ve video ve fotoğraf çekimi yüzünden hikaye paylaşmaya fırsatım bile olmadı Instagram'da. Normalde Instagram hikayelerini anlık paylaşıyoruz. Ama bugün bir gün geri, bu ara bir gün geriden falan gitmeye başladı. O kadar birikti ki ya çok güzel yerler var. Haliyle hem çekmeye çalışmak hem bir de işte yağmur vardı Mardin'deyken de Evet. ondan kurtarmaya çalışmak falan derken bu ara bayağı yoğun geçiyor günlerimiz. O yüzden bugün bir dinlenelim bari dedik. Evet, yani hem çekim hem işte Instagram için ayrıca çekim, fotoğraf çekimi vesaire derken gerçekten çok yoğun Hareketli geçiyor birkaç gün bayağı. yaşıyoruz bu ara. Onu birazcık stabilize edelim. Ama dediğim gibi muhtemelen bu videoyu izledikten sonra 1, 2, 3 video sonra falan gelecek ama ben arada onun sinyallerini vereceğim size. Ve o video geldiğinde işte o video bu video diye de size bahsedeceğim. O yüzden takip edin. Takibi bırakmayın. Bu arada böyle yoğun geziyoruz derken şeye de değineyim hemen. Buradan bir önceki, yani sizin şu anda izlediğiniz videodan bir önceki video olacak. Dara Antik Kenti'nde çok güzel tesadüfen iki karavancıyla tanıştık Aa, aslında. evet. Karavanın bir tanesini çektik. Alman bir çifti. Evet. Irak'tan gelmişler. Bahsettik mi onlardan hatırlamıyorum ama Yok, belki çok detaya yürürken. girmedik. Sadece karavancılarla tanıştığımızı söylemiştik o videoda. Irak'tan gelmişler Türkiye'ye.
Ha yok, bahsettik buralardan ya, şimdi hatırladım. Irak'tan Olabilir. gelmişler derken bir şeye gideceklermiş, Almanya'ya gideceklermiş falan. Evet, hatırladım şimdi. Oradan sonra da karavanın yanına gittiğimizde başka bir karavancı çiftle tanıştık. Fakat karavancı çiftle değil, önce köpekleriyle tanıştık. Gezi turuyla gelmişler. Dara Antik Kenti'ne. Ve beraber geldikleri bir arkadaşlarına köpeği emanet etmişler. Onu sevdik falan. Ondan sonra amcayla sohbet ettik, biraz köpeği tutan. O söyledi işte, köpeğin sahibi de karavanla geldi falan diye. Amca Avustralya'da yaşıyor son 50 yıldır Evet. ama Midyatlı. Amca Evet, buralı. Midyat'taymış. Biz amcayla sohbet ettik, Midyat'a gelecek misiniz dedi. Tabii o dönemde öyle bir plan olmadığı için hayır, biz Şırnak tarafına, Cizre ve Şırnak tarafına devam edeceğiz diye söyledik kendisine. Keşke geleceğiz deseymişiz. Evet, geldik aslında. Belki de çok Aa, yakınındayız şu anda ama. belki. Sonra işte o çift geldi, onlarla sohbet ettik. Onlar da o turla gezip karavanlarına geri döneceklermiş Evet. ve Karadeniz'e doğru devam edeceklermiş. Yani aynı rotadan gideceğiz muhtemelen diye konuşurken işte sosyal medya hesaplarımızı aldık, takipleşmeye başladık. Yani Şanlıurfa, Mardin, bu taraflarda daha çok karavancı ile konuşup tanıştık sanırım, değil mi? Evet, Anamur taraflarında hatırlarsan Mersin Anamur tarafında çok karavancıyla denk Evet, gelememiştik. evet, Sadece evet. takipçilerimizle sohbet etme fırsatımız olmuştu. Ama Gülden dediği gibi bu tarafta çok fazla karavancıyla ve özellikle yabancı karavancıyla denk Evet, geliyoruz. çok turistlerle tanıştık. Hatta Zafaran, Deyrülzafaran. Saf Deyrülzafaran Manastırı'nın orada Bursa'dan bir karavan firması, Evet. karavan cam imalatı firmasının sahibiyle denk geldik. Aynen öyle. Biz park etmiş Yani. dururken, hatta tam böyle iftar saatiydi, Evet. içeriye yeni girmiştik. Mesaj geldi. İşte karavanın fotoğrafını çekip göndermişler sağ Selam olsunlar. demişler. Müsaitseniz uğramak isteriz falan demişler. Çıktık dışarıya, hemen sohbet ettik. Bursa'da karavancı olup karavan firması olan bir arkadaşla Mardin'de Evet. tanıştık. Onlar da Ya. gezmeye gelmişler günlük, birkaç günlük Evet. turla. Yollar güzel, fotoğraf güzel. Bayağı hareketli yani. Turistik geziye gelenler çok fazla var. Turlarla Çok. gelenler çok fazla var. Yani şu an sezon olmamasına rağmen hareketli. Evet, Bayağı evet. hareketli. Yani işte birkaç saattir şu an bulunduğumuz konumdayız. Etrafımızda geçen araçların hepsi, ki burası da turistik bir konum. Hemen karşı taraf eski Midyat evleri, yukarıda kiliseler ve yine Manastırlar var. manastırlar vesaireler var. Hani etraf kültürel zenginliği olan bir bölgenin Sula merkezindeyiz aslında çekmez. şu anda. Ve etrafımızda gördüğümüz araçlar işte 06 plaka, 16 plaka, 34 plaka, Evet. 35, 48. De İzmir'i Hani çok görüyoruz, İzmir plakasını. Bursa plakası görüyoruz. evet. İstanbul zaten bol bol var. Nusaybin'de de karşılaştık İstanbul plakalılarla. O Çok yüzden öyle, hareketli hani bir sezon bölge. olmamasına rağmen gerçekten çok hareketli bir bölge aslında bu Evet. taraf. Yazın buralarda, hele eski Mardin tarafında park edecek yer bulmak mümkün olmaz bence. Evet. Bir ötçük sirke. Daha önce bir videomuzda mücver paylaşımı yapmıştık. Bunun adı mücver mi, kabak mı, gönderileriyle ile beraber. Mücverin aslında bir pişirme tekniği olduğunu hepimiz biliyoruz tabii ki. Ama Tolga'ya göre kabak yemeği olmadığı için bunun adı mücver. Mücver bir kabak yemeği değildir arkadaşlar. Bu konuyu bir daha açmayalım lütfen. Bu konuyu uzun Mücver uzadıya tartıştık biliyorsunuz. Mücver bir kabak yemeği değildir. Detaylara girmek istemiyorum lütfen. girmeyelim. Bu konulara girmeyelim. Çünkü videoyu izleyen binlerce kişi bunun kabak yemeği olmadığını biliyor. İçinde kabak olması kabak yemeği olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle öyle. Birkaç damla yağ ve en son kalanları da pişiriyorum. Ve Son birkaç damla yağ mı kalacaktı?
Öyle miydi o şarkı? Hayır tabii ki. Senin hangi söylediğin şarkı gerçekten öyle olabilir? Var mı öyle bir ihtimal? Neden olmasın ya? Şimdiye kadar hiç duymadım. Bir şarkının orijinalini söylediğini bugüne kadar hiç duymadım. Aa öyle deme. Motosikletle Antalya turumuzda. Onun da zaten sadece bir... Bir kuplesi. Bir kuplesi. Ama dilime dolandı, ben ne yapayım. Doğru, doğru diyorsun. Bak hakkını yedim şimdi. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama karavanımız bir genişledi sanki. Evet, büyüttük. Duvarları ittik birazcık. Farklı bir çekim tekniği deniyoruz. Umarız hem sizin hoşunuza gider hem biz edit yaparken güzel bir görselle karşılaşırız. İnşallah bu video heba olmaz. Çünkü tekrarı yok bunun. Arada bir muhabbet. Bak. Az daha yürüsem doğru gidecekti aslında ama. Araya bir şey sıkıştı. Evet. Çok yaklaşmıştım. Oo, Gülden Hanım'dan efsane hareketler. Yağ bitti de tavadaki yağı toplamaya çalışıyorum. Şimdi bunun için koca şeyi çıkartıp yağ dökmek çok zor geldi de. Şuradan bir adet örtü alalım. Şunu alalım. Kalan parçacıklarını çöpe toplayayım. Kaç pincik kalmış olabilir. Bir yudum. Şunu şöyle. Birazdan kahve keyfinde görüşürüz. Böyle hafif hafif yanınca içerisi de çok sıcak olmuyor. Evet. Soğuk da olmuyor, ışık da oluyor. Daha ne yapsın bir soba? Yani bir de bir yağmur sesi olursa of. Bize iki kahve lütfen. Bize iki kahve lütfen. Bir ölçek kahve. Bu arada hani kömür mü yakıyorsunuz falan diye yorumlar da geliyor. İşte karşılaştığımız insanlar da söylüyor. Kömür kesinlikle yakmıyoruz. Çünkü alan çok ufak olduğu için kömür bizi mefta eder. O yüzden. Ya kömür bir de is konusunda da baca kirliliği açısından da tahta parçası kadar olmaz. Kömür tabii. Daha fazla olur. Bir de ufak ufacık işte gördüğünüz Tolga atarken belki şu kadar tahta parçalarıyla ısınıyor zaten. Yani. Kömürlük bir durumu yok aslında bence. Aynen öyle. Çok şeyi soruyorlar, tehlikeli olmuyor mu soba diye soruluyor genelde sobayla ilgili. Şöyle, her şeyin tehlikesi var ve bastonun da tehlikesi var. Egzozu tıkanırsa içeriye evet. Gaz vermeye başlayabilir vesaire gibi her üründe bir tehlike var. Bunda da tabii ateş var içinde ve ama bizim kullanım şeklimize göre tehlikesi yok. Çünkü biz zaten yanındayken sobayı yakıyoruz işte. Gece yatarken soba yanmıyor. Ve dışarıya hani böyle patladı, ateş attı gibi bir durum söz konusu değil. Ancak sizin kapağı açmanız lazım ki dışarıya bir şey sıçrayabilsin. Ya da işte şey kısmından zor olmuyor mu diye soruyorlar bir de. Çok küçük ya, sürekli beslemen gerekiyor. Yo, zaten... Atıyorsunuz bir saat, bir buçuk saat başka bir şey atmıyorsunuz. Yani hani... De zaten bu kadar alandasın, hemen elinin altında yani. İçine bir odun atıvermek çok zor değil açıkçası. Bu arada biz birkaç video öncesinde kaçak yolculardan bahsetmiştik. Evet. Öyle bir mizansen yapalım dedik. Ondan sonra kaçak yolcular, gerçekten de kaçak yolcularımız varmış dostlar. Evet, hepsi ya tek ben tek kaçak itiraf ederek yorum yapmaya başladılar. Ben kaçak yolcuymuşum meğerse, abone olmamışım kanalınıza deyip ondan sonra kendilerini ifşa ettiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz abone oldukları için ve yine abone olmayan kaçak yolcularımız varsa lütfen abone olun, abone oldurun. Bizi abone olun, oldurun. Yeni şeymiş, otobüs. Bizi beğenebileceğini de düşündüğünüz eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza kanalımızı önermeyi de ihmal etmeyin. Paylaşın kanalımızı. Kanal bizim tahminimize ve analitik incelememize göre gayet güzel ilerliyor aslında. Biz birçok videoda söyledik hani fenomen olma gibi bir
şeyimiz yok. Ama harcadığımız emeğin de karşılığını tabii ki almak istiyoruz. Evet. Şu andaki grafikler bizi çok mutlu ediyor. Ve aldığımız, sizlerden aldığımız yorumlar da bizi çok fazla motive ediyor. Daha fazla insanın karşısına neden çıkmayalım? Daha fazla insan neden bizim yaşadığımız hayatı, yaşanılabilirliğini neden görmesin? Bu konuda da tabii ki sizlerin desteğine ihtiyacımız var. O yüzden kanalımızı beğenip yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Çünkü o yorumlar bizim için çok önemli. Bu arada yine bu arada gidiyordu ama birkaç konu vardı çünkü kafamda. Onlar aklıma geldikçe devam ediyorum. Özellikle yurt dışı takipçilerimiz süper teşekkürlerini döviz olarak gönderiyorlar. Evet. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz hepsine tekrardan. Onun haricinde Türkiye'deki takipçilerimizle TL olarak gönderdikleri süper teşekkürlere çok çok teşekkür edelim buradan da. Yorumlarda hiçbir zaman cevapsız bırakmıyoruz. Teşekkürlerimizi dile getiriyoruz. Ama bir de ekrandan teşekkür etmek istedim ben açıkçası. Teşekkür ederiz gerçekten. Bizim için büyük destek oluyor. Aynen öyle. Aylık kısmi, yani biz az harcadığımız için aylık mazot giderlerimizi karşılayabiliyoruz gibi şu anda. Evet, şu anda karşılıyor gibi. Onunla ilgili bir video çeker miyiz, çekmez miyiz pek bilemiyorum. Ama size şunu söyleyeyim, çok çok bir paralar değil. Küçük paralar ama izlenme sayılarımız da şu an için küçük. Tabii ama yani sayılarımıza göre memnun eden veriler. Nazar değmesin istiyoruz şu anda. O yüzden onunla ilgili bir video çekmek düşünmüyoruz. Ama hemen ortaya bir fitne atayım mı? At bakayım. Hemen... Herkesin dediği gibi böyle YouTube paralar kazandırmıyor, aman da o kadar uğraşmayın, hiç emeğe değmiyor falan gibi böyle. Öyle YouTube'da bir şey çok yok. Video var ya, hiç inanmayın. Hiç inanmayın, gerçekten söylüyorum, hiç inanmayın. Şöyle bir şey var tabii, çok para, şimdi parazi rakam vermek doğru olmayabilir. A meblası sana göre az olabilir, bana göre tabii çok olabilir. Hani o kısmı da ilave edeyim, şimdi ne beklediğinle alakalı. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Eğer koyduğunuz video milyon izlenmeye ulaşıyorsa iyi para kazanıyorsunuz. Ciddi olarak söylüyorum, iyi para kazanıyorsunuz. Ama işte 10 binler, 20 binler skalasında bir izlenme bandına giriyorsanız oradaki önemli olan birkaç tane farklı unsur var bizim test edip denediğimiz, grafiklerden çıkarttığımız. Oradaki önemli olan unsur videonuz ortalama ne kadar izleniyor? Videonuzun izleyicileri yeni takipçi mi yoksa ne denir ona? Sadık takipçi mi diyeyim, evet, ben. Hani devamlı aboneleriniz mi izliyor videolarınızı? Ya da abone olmayan kişiler mi sadece abone izliyor? Abone olmayanlar mı izliyor? O oran kaça kaç? Ondan sonra videonuzda kaç dakika geçiriyor? Reklamları izliyor mu? Atlıyor mu? İzlemeden, reklam denk gelmeden çıkıyor mu? Videonun sadece 30 saniyesini mi izliyor? Yani çok fazla çok unsur var orada. Çok fazla yani detay var. Aslında şöyle, yani 1 milyon izlenmesi olup da sadece videoları 2 dakika olan birisiyle, hı-hı, 1 milyon izlenmesi olup 30 dakika videosu izlenen kişinin kazancılar arasında dağlar kadar fark var. İkisi de 1 milyon izlenme aslında. Yani bir Everest farkı var diyebilirim ben size rakamsal olarak. Bunların biz hep istatistiklerini çalıştık. Ondan sonra kanalınızda ne kadar vakit geçirildiği çok önemli. Evet. Hani biz bize hep şu söyleniyor. Ya çok uzun videolarınız 20'şer dakika yapsanıza bunun geneli 20 dakika. Hep söylenmiyor aslında. Bizi sürekli izlemeyen insanlar söylüyor bunu. Aynen ilk başlangıçta. Öyle. Aynen öyle. Yani ama işte onlar söylüyor ya devamlı. Evet. Diğerlerinde zaten sıkıntımız, evet, yok. Şimdi YouTube'a baktıkları zaman bütün kanallara bakıyor. 20'şer dakika ortalamayla içerik üretiyorlar. Abi 20 dakikalık içerikte biz bir şey aktaramayız size. Yani bizim sizinle hiçbir şekilde muhatap olmamamız lazım. Evet. Kendi kafamıza göre takılmamız lazım. Yani ama ben de öyle bir, hani biz öyle bir kanal olmak istemiyoruz. Ya şöyle. Bizim işte, lafını böldüm, unutmadan söyleyeyim. Bizim bu kanalı açmamızın sebebi tamamen bilgi paylaşımı. Evet. İlk paylaştığımız neyse artık. İlk paylaştığımız videolar karavan yapımıyla alakalı biliyorsunuz. Günaydın. Günaydın. Bize günaydın daha doğrusu da. Fırtınalı bir güne uyandık. Tahminimiz doğrultusunda tabii bugün bekliyorduk yağmuru. Ama size çok özel, çok güzel bir görüntü göstereceğim şimdi. Tipe bakın. Burada ısınamamış bir çocuk var.
Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Keyif yapıyordu halbuki sadece. Eşek sıpası. Sabah bir oynaştık onunla. Böyle bir sarıp sarmaladık. Ondan sonra soktu burnunu çıkmıyor. Kuşu, kuşu, kuşu. Bu anı da sizlerle paylaşmak istedim. Tolga diyor, neden beni deşifre ediyorsun Tolga diyor. Bakışlara bak. Ama Max seni çok seviyorlar. Evet, seni çok seviyorlar Max. Aşırı seviyorlar seni. Ya nasıl bakma öyle, nasıl bakma. Yat hadi yat, yat hadi yat. Yat yat. Max'i daha fazla utandırmayalım. Yağmur bir türlü durmuyordu. Bütün gün yağacak gibi. Soba hala yanıyor. Ama çıkmalısı yağmurun durmasını beklemiyor tabii ki. Evet. Gel bakalım. Islandık, ıslandık. Burnunun ucundan sulanmıyor. Evet. Nasıl bekliyorum? Hadi atla içeri. Hadi gel. Atla. Devamını burada. Oh. Evet. Devamı burada. Oy. Sana da havlu vereyim mi? Vallahi razı olacak. Yağmurluğunu bence orada bırak, oraya as. Burada bırakacağım. Buyurun. Yağmurlu havalarda veya kışın orta kapıyı açmıyoruz. Hem yağmur içeri girmesin. Halime bak. Hem yağmur içeri girmesin. Hem de sıcak kaybı yaşamayalım diye. O yüzden ön taraftan geçiyoruz genelde. Evet. Uf, çok fena yağıyor ya. Evet. Sabahtan beri hiç dinmedi. Saat 3 falan şu anda. Hatta 2.30 galiba. Tam olarak bakmadım. Hiç dinmedi yağmur. Hala devam ediyor. Akşam saat 5'e kadar da devam edecek. Bu çocuğu da saat 5'e kadar tutamazdık. O yüzden mecburen çıktık. Midyat'ın eski mahalle meydanından, güneşli bir günden, hafif bulutlu bir günden hepinize merhaba. Size de merhaba. Şimdi tarihi, ben de gireyim kaleye, kareye. Tarihi Midyat sokaklarını gezmeye gidiyoruz. Bakalım nereler varmış buralarda. Hadi bakalım. Mort Shmuni Kilisesi'ymiş burası. Arapça yazılar da var. Akşam duyduğumuz çan sesleri buradan geliyor. Evet, muhtemelen. Bak o şuradaki damlanın içinde de Arapça yazılar var. Sana bırakıyorum ne taraftan gideceğimize. Nereden? Nereden gidelim? Bu arada şu bina da çok güzelmiş. Evet, nereden gidelim? Buradan gidiyormuşuz. Sadece abone ol tuşuna basarak gezebileceğiniz Midyat turumuza hoş geldiniz. Bu arada videonun hala bu tarafına kadar gelip abone olmayan takipçilerimiz varsa kendilerine teessüf ediyoruz. Kaçak yolculuk yapmayın. Lütfen abone olun, yorum yapın ve beğeni tuşuna basmayı da unutmayın. Bakın sizin yerinize, sizin evinizin konforunda size Midyat sokaklarını gezdiriyoruz. Mesela böyle güzel bir kapıyı oturduğunuz yerden görmeniz mümkün değil. Evet. Kapılar kapılar. Evet. Şuradaki, evet, Gebru Ado eviymiş. Tüccar Asmar Seven ticarethanesi.
Her sokakta ayrı bir güzellik var burada. Buralar muhtemelen işletme. Herhalde. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Midyat. Hala yemek yemeden gezen ilk gezginler biziz galiba. Aa, evet. Evet, Güldenin biraz önce dediği gibi. Ay. Yemek yemeden Güneydoğu'yu gezen tek karavancı çift olabiliriz. Evet. Ama karavan öyle bir şey değil işte yani. Mutfak yanında varken ekstra masraf yapmak gibi geliyor bize. Evet. Haliyle yemek, yemeğiyle ilgili düşüncelerimiz örnekte olduğu gibi. Yaşamak için yiyenler. Yaşamak için yiyenler derneğinin baş üyeleriyiz. Kesinlikle. Başkan ve başkan yardımcısı. Bu arada Gülden başkan. Ben başkan yardımcısı. Burada karşılaşacağınız bir şey, evlerin hepsinin isimleri var. Yani kimin evinin olduğu kocaman kocaman yazıyor. Hani bir tabela görünce böyle tarihi bir yer buldum falan diye düşünmeyin. Çünkü evlerin de isimleri var. Önlerinde kocaman şeylerle yazmışlar. Evet, mesela şu ev, şurası mimar bir arkadaşın eviymiş. Öyle yazıyor üstündeki tabelada. Ama yapılar ve mimari inanılmaz derecede güzel. Yani boynunuz ağrıyabilir. Evet, yukarı bakmaktan kaç tane tümseye takıldık. Bu taraf için Gülden'in bir tezi var. Burada komşuculuk olmadığını düşünüyor Gülden. Evet, evler çok kapalı değil mi? Baksana, bir kapı var. Varsa belki bir pencere var sadece ama çok nadir o da. Sadece kapı var ve içeride kim var? Yanındaki evde kim var, kim yok, görebilme ihtimali yok. Misafirliğe kim gelmiş, onu görebilme ihtimali evet, yok. Evet, cam yok çünkü hiç. Oo. Bayağı tepeye çıkmışız bu arada. Yani üst tarafta camlar var eğer dış cepheye bakan binanın devamı varsa, ama onun dışında buradaki, şimdi geçtiğimiz yerdeki gibi bir kapı var. Bir de belki bir pencere var, o da küçücük. Daha şurası haritada bir konak olarak işaretli. Aslana benzer iki tane taş çıkartma var. Şurada da ne? Aa, şurada bir şey yazıyor. Tuma Zelike Ravni evleri diyor. Yapılış tarihi 1946, bitiş 1955. 2004'te de restorasyon yapılmış. Tabii böyle çat kapı giremiyorsunuz bu yerlere, içi nasıldır diye. 2004'te de restorasyon yapılmış. Benim lafımın üstüne bindi galiba. O yüzden tekrar edeyim dedim. Şimdi. Tam ben diyecektim onu, dedim dur hadi kameralara söyleyeyim. Ama Gülden dayanamadı. O direkt söyledi. Fark etmedim çektiğini, sana söylüyordum. İşte o kadar güzel evin karşısında bu olmuş mu? Olmuş mu? Midyat'ta çekimi telefonunuzla ya da kameranızla yapıyorsanız şarjınızın bitmemesi işten bile değil. Çünkü her tarafı çekmek istiyorsunuz. Çekimi bitirdiğin anda yeni bir şey görüyorsun. Evet. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tam şurada şahmeran çıkartması yapmışlar. Şurada bayrağın göründüğü yer belediyeye ait bir konak evi. Oraya konuk girmek evi. İstedik. Konuk evi, pardon. Hemen ben de geleyim kareye. Bir konuk evi orası. Onlar oraya girmek istedik ama biz karavandan çıkarken ne unutmuşuz? Yanımıza nakit para almıyormuşuz. Evet, paramız yokmuş bizim. Evet. O yüzden giremedik. Kartla, belediyenin yeri olmasına rağmen kartla girişte kabul etmediler. O yüzden oraya giremedik. Yoksa bir konuk evi size göstermek isterdik. Evet, yani o tarihi konaklardan dönüştürülmüş bir yer. Eklemeler sonradan yapılmış falan ama 1850 yılıyla tarihlenen bir yermiş. Ama giremedik. Kısmet. Kısmet. Yani saçma, belediyeye ait bir yere kredi kartıyla girememek çok mantıklı değil ama. Artık nakitler çok kart kullanıyor aslında her yerde ama. Aynen öyle. Ya da biz öyle kullanıyoruz en azından. Enteresan. Somut olmayan kültür mirasını koruma müzesi varmış. Ama korkmayın, gezmeyeceğiz.
Ya da gezeriz belki. Belki. Kenarı gelmedi. Şairin mi? Müzesi. Hadi geç. Midyat turu bu kadardı. Gezdik, dolaştık. Döndük, dolaştık, karavana doğru geri gelmiş olduk. Evet. Eski Midyat burayla sınırlı kalmış. Diğer taraflarda daha yeni yapılar var. O yüzden oraları gezmeye gerek yok. Eski Midyat'ı gezdik. Acayip güzel bir mimarisi var. Bu bölümde mimariyi korumayı başarmışlar. Bizim tek gözümüze çarpan teraslarda kullandıkları güneş enerji sistemleri, antenler ve su depoları görsel bir kirliliğe sebebiyet veriyor. Ama sonuç olarak onlar da bir ihtiyaç, yapılamaz herhangi bir şey. Onun haricinde muhteşem bir yapıya sahip. Evet, gel. Evet, gel. Evet, gel. Bu tarafa. Çabuk, çabuk buraya gel. Hayır, bırak onu. Bak ya eşek, gel buraya. Buraya eşek. Hadi gidelim içeri. Hadi gidelim içeri. Evet, karavanımıza girdik. Evet, gezdik geldik. Küçük yerleri gezmek çok kolay. Kısa çaplı bir Suriye sınır şehri. Nusaybin. Ondan sonra mükemmel bir vadi ve sonunda da Midyat'a geldik. Videonun başında söylemiştik ama ufaktan yine bir kısa tekrar edelim. Doğudaki, daha doğrusu Şırnak ve Hakkari'deki çok yoğun kar ve gideceğimiz yerlerin azlığı ve gideceğimiz yerlerin konum olarak dağ tepe olduğundan dolayı şu an için Şırnak ve Hakkari turunu geride bıraktık. Evet. Yani o tarafa devam etmeyeceğiz. Rota değiştirmiş olduk. Aynen öyle. Nusaybin'den Midyat'a geldik. Midyat'tan Batman'a, Batman'dan Tatvan ve Van'a doğru devam edeceğiz. Şu anki güzergah bunu gösteriyor. Bence en güzel yeri söylemeyi unuttun. Ben şimdi daha spoiler vereyim. Bir sonraki videoda Hasan Keyif'teyiz. Evet, çok pardon. Batman deyip geçmeyelim. Evet, evet. Hasan Keyif'teyiz. Evet, şimdi buradan o tarafa doğru devam edeceğiz. Evet. Bu videoda artık nereye gideceğimiz belli. Son evet. Videolarda hep şey oluyor, bakalım ne yapacağız, nerede kalacağız falan. Yine kalacak yeri bilmiyoruz ama gideceğimiz yer belli aslında. Hayır, Hasankeyf'te de şu karavanı sokacak bir yer buluruz illaki yani. Ve güzel doğa manzaralarıyla yine güzel bir video çekeceğimizi düşünüyorum. Aynen öyle, ben de hemfikirim ve güzel drone görüntüleriyle de bunu süsleyeceğimizin altına imzamı atabilirim. Evet, tabii hava şartları müsaade ederse. Eder ya, eder. Eder, eder. Bekleriz birkaç gün en kötü. Rumkale'de yaptığımız gibi. Aynen. Birkaç gün bekleriz. Bu arada burada da drone görüntüsü almak istedik aslında. O tarihi evlerin güzel gözükeceğini düşündük. Üst tarafta o böyle balkon terasları balkon falan. Güzel görüntüleri var. Ama hem şehir merkezlerinde drone uçurmak biraz riskli. Çoğu yer izin vermiyor zaten. Ama bir yandan da işte Tolga'nın az önce buraya yürürken bahsettiği gibi işte su depoları, güneş panelleri gibi görüntüler çok istediğimiz yerde ya da düşündüğümüz görüntüyü elde edemeyeceğimizi düşünüyoruz. Evet. O yüzden drone görüntülerini daha doğal, bol bol doğa gösterebileceğimiz manzarası bol yerlere sakladık. Evet. Oralara sakladık. Evet. Bulaşıklar toplandığına göre anlayacağınız üzere biz yavaş yavaş Midyat'tan da ayrılıyoruz. Evet. Ve bu video aslında Güneydoğu'nun son videosu oluyor. Evet. Güneydoğu turu da bitmiş olacak böylelikle ve artık Doğu illerini gezmeye başlayacağız. Şıkırdattığım için konuşmasam mı diye düşünüyorum. Ama bir yandan da toparlanmam lazım. Yola çıkacağız malum. Şimdi Doğu'ya gireceğiz. Doğu'da da Van tarafları yine özellikle geceleri -6-7 derecelerde. Ondan sonra bu hafta öyle gözüküyor. Önümüzdeki hafta belki daha düzelir. Ama biz zaten Van'a gidene kadar herhalde bir 10 günü geçiririz diye tahmin ediyoruz. Şu anda Mart'ın kapıdan baktırdığı ve kazma kürek yaktırdığı günlerdeyiz.
Odun stoğumuz bile bitti. Evet, sadece çıralar kaldı elimizde. Onları da yakmıyoruz bacayı tıkamasın diye. Odun stoğumuz şu an sıfır. Evet. Midyat'ta oduncu bulamadık. Ondan sonra... Odunumuz yok diye ısınamıyor değiliz tabii, tabii ki. Ve bastomuz var. Aynen öyle. Yüksek rakım kitli 5 kahvalık bir dizel ortam ısıtıcımız var. Ondan yana problemimiz yok ama odun olsaydı daha... Ama tabii ki sobanın yerini tutmuyor asla. Aynen öyle. Daha keyifli olurdu. Her zaman buluruz belki yol üzerinde bir yerlerde. En kötü işte. Buluruz buluruz. Batman tarafında var. Ben baktım da işte Hasankeyf tarafında idare edeceğiz artık. Belki dediğin gibi yol üstünde bir buluruz. Belki denk gelir. Değerli vaktinizi ayırıp videomuzu izlediğiniz, bizimle birlikte gezdiğiniz, beğeni butonuna bastığınız, güzel yorumlarınızla bizleri keyiflendirdiğiniz bir videonun daha sonuna geldik. Daha önce böyle bir girişgah yapmadığım için Gülden şu anda sohbetin nereye doğru gideceğini şaşırdı. Ben o cümlenin sonunda teşekkür bekliyordum da o yüzden kaldım. Videonun sonuna geldik derken. Evet, yeni bir macerada, yeni bir yolda, yeni bir konak noktasında, güzel manzaralarda görüşmek üzere diyelim. O zaman bize iyi yolculuklar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. O cümleye son teşekküre gidiyordu. Yorum yaptığınız, beğendiğiniz, videonun sonuna geldik. Ters köşe yaptım. Bana yaptın. Bana ters köşe yapmış oldum.